Evet, yılların emeği, heyecan büyük. Bir yandan tabii gelecek kaygısı var, planlar var. Bugün üniversite sınavında ikinci gün. Bakalım neler yaşanıyor. Tabii öğrenciler kadar hiç kuşkusuz veliler de son derece heyecanlı. CNN Türk muhabiri arkadaşım Burçak Bozkuş o heyecana şu anda tanıklık ediyor. Kendisi ayrıntıları anlatacak. Burçak, bugün hangi sınavlar var ve eminim öğrencilerle konuşmuşsundur yayından önce. Belki velilerle de konuşma fırsatın oldu. Ne hissediyorlar, ne yaşıyorlar şu anda? Ve ne kadar kaldı sınava? Evet, biz kameraman arkadaşım Engin Özbek'le birlikte bu sınav heyecanını aslında ortaklık etmek için İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin oraya geldik. Bu noktadayız. Bekleyiş başladı. Şu an saatler 9'u gösteriyor. Sınav saat 10.15'te başlayacak ama kapı kapanışı 10. Ondan sonra içeriye öğrenci alınmayacak ne yazık ki. 10.15'te de sınav başlayacak. Biz de dediğim gibi Engin Özbek'le birlikte geldik. Buradaki atmosferi sizlere göstereceğiz. Hemen şöyle gösterelim. Öğrenciler gelmeye başladı bu noktaya. Kimisi yalnız geldi, kimisi velileriyle birlikte geldi. Adayların o heyecanlı bekleyişi başladı. Hayallerindeki üniversiteye girebilmek için aslında yarışacaklar. Söylediğin gibi dün ilk oturum gerçekleşmişti. 120 soru cevaplamıştı adaylar 165 dakikada. Bugünse alan yeterlilik testi, ikinci oturum ve yabancı dil testi var. Üçüncü oturum olmak üzere adaylar alan yeterlilik testinde cevaplayacaklar. 180 dakikada 160 soruyu ve yabancı dil testinde de 80 soru cevaplayacaklar. 120 dakikada dediğimiz gibi saat 10'da artık kapılar kapanacak. Öğrenciler için son giriş saati saat 10 ve 10.15'te de sınav başlayacak. Aslında bu yıl rekor bir katılım olduğunu söyleyelim. 3.243.425 aday bu sene sınava girmek için başvuru yaptı. Tabii 2 yılın ardından, salgınla birlikte geçen 2 yılın ardından aslında İlk maskesiz sınav yapılacak ve tabi baraj puanının kaldırılmasıyla birlikte de heyecan, yüksek heyecan dorukta diyelim, bir ilk yaşanacak bu senede. Tabi ÖSYM'nin henüz bir açıklama yapmadı. Sınav ne zaman açıklanacak, sonuçlar henüz bir bilgi yok. 20 Temmuz'u işaret ediyor eğitim uzmanları aslında ama ÖSYM bir sürpriz yapıp daha erken de açıklayabilir. Beklenenden daha geç de açıklayabilir. Biz aktarmayı sürdüreceğiz. Tabii bugün toplu ulaşım ücretsiz. Hem adaylar hem görevli eğitim bilimciler, öğretmenler belgelerini gösterdiği takdirde sınav giriş yerlerine ücretsiz bir şekilde de gidebiliyorlar. Bugün 2 oturum gerçekleşecek. Biri saat 10'da başlayacak alan yeterlilik ve diğeri ise yabancı dil testi. O da 15.30 kapı kapanışı diyelim. 15.45'te başlayacak o oturumda. Adaylar heyecanlı tabii, sınava çok az bir zaman kaldı. Bir saatten az bir zaman kaldı ve yayın öncesinde konuştuğumuzda hepsinin kaygıları var. Hepsi heyecanlı. Veliler onlardan daha heyecanlı aslında. Hatta hani onda heyecan yok, ben daha heyecanlıyım diyen velileri de şahit olduk yayından hemen önce yaptığımız konuşmalarda. Zorlu bir süreç aslında. Emeklerin karşılığı alınacak. Hepimizin aslında belki de akrabası, kuzeni giriyordur sınava. Hepsine başarılar dileyelim. Naçizane tabii bu her şeyin sonu değil diyelim. Her şeyin başlangıcı da olabilir. Aslında biz buradayız. Sınav boyunca aslında gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Bu noktadan sözü yeniden sana bırakalım Semiha. Burçak, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim tüm öğrencilere. Başarılar ve senden almaya devam ederiz önümüzdeki saatlerde.